Ömrümüz boyunca birden fazla kez duymuşuzdur onların adını. Yer yer dini ritüellerde, yer yer toplumsal olaylarda, ünlü isimlerin geçmişlerinde ve hepsinden fazla da komplo teorilerinde. Dünyada tanınan ve büyük kitlelere hitap eden bir ünlü varsa arkasında kesin onların olduğu düşünülür. Özellikle Müslüman ülkelerde yaşanan olumsuz olayların altında onların imzası vardır. Adeta ülkeler üstü bir korku imparatorluğudur burası. Bölmez ama parçalayıp yönetme konusunda üstlerine yoktur. Zaman zaman da Türkiye üzerine oynanır bu oyunlar. Geçmişte Osmanlı'ya da oynandığı gibi. Peki bütün bunlar gerçek mi? Evet, masonlar var, mason loncası gerçek ama amaçları dünyayı yönetmek, dinleri ya da kültürleri yok etmek, toplumları kölesi yapmak mı? Masonların asıl amacı ne ve kimler, nasıl ve ne amaçla seçiliyor? Masonların tarihi ve çok daha fazlası bu videoda. Türkçemize Fransızcadan geçen bu kelime İngilizce'de özgür duvar işçisi anlamına gelen Freemason sözcüğünden türemiştir. Bu söz öbeği bugünün mason algısına ters düşse de o dönem için geçerli bir sebebi vardı. 17. yüzyılın başlarında taş ustalarının yeteneklerini ve yetkililerle ya da müşterilerle ilişkilerini denetleyip düzenlemek için kuruldu. Kardeşlik mantığı üzerine kurulan yerel localar birbirlerini denetliyor, ortak kararlar alıyor ve gerektiğinde bir loca diğerine arka çıkıyor, kolluyordu. 1717'de Londra'da bir araya gelen 4 loca Büyük Londra Locası'nı kurdu. Ancak bu loca artık taş ustaları ile ilgili bir denetim mekanizmasından ziyade kardeşlerin toplandığı, günlük hayatını geçirdiği, ortak belirlenen kurallar çerçevesinde yaşamını devam ettirdiği hem dini hem de kültürel bir alan haline gelmişti. Ve zamanla kalabalıklaşmaya, İngiltere'deki diğer locaları da içine almaya başladı. 1723'te geleneksel ve taş ustaları dönemini kapsayan basit yasaları derleme kararı alındı. Locanın gizliliğini koruma konusunda son derece kararlı olması, başta Katolik Kilisesi olmak üzere pek çok kişi ve kurumu rahatsız ediyordu. Günümüzde bile taviz verilmeyen bu izole yapı yüzünden pek çok komple teorisinin başrolünde masonlar oluyor. Bu dönemde Katolik Kilisesi'nden dışlanan loca, Protestanlığa yaklaşmıştı. Bu sebeple anayasa düzenleme görevi içinde Protestan bir rahip olan James Anderson seçildi. Ve Anderson kısa süre içinde masonların ilk yazılı anayasasını oluşturdu. Böylelikle masonluğun ara vermeden sürdürülecek olan yazılı tarihi de başlamış oldu. İlk olarak nedenler ve amaçlar belirlendi. Masonlara göre kardeşliğin üyeleri genellikle felsefi ve toplumsal sohbetler yapmak için toplanacaktı. Bu toplantılarda ahlak, yardımlaşma ve kanunlara uymanın önemi her zaman ana fikirdi. Ardından da mason locasına katılmak için gerekli nitelikler belirlendi. Mason olmak isteyen kişinin her şeyden önce çok güçlü bir tanrı inancına sahip olması gerekiyordu. Kişi yüce varlığa ya da diğer adıyla evrenin ulu mimarına tapınmalıydı. Her ne kadar Hristiyan kökenli insanlar çoğunlukta olsa da tanrı kelimesi kullanılmadı. Buradaki olay içinizdeki tanrının kim olduğunun hiçbir önemi olmamasıydı. Allah, Tanrı, Vişnu ya da Zeus hiç fark etmez. Sonuçta evreni yaratan ulu bir yaratıcı vardı ve asıl yönelinmesi gereken oydu. Herhangi bir dinin tanrısına gönülden bağlı olmak yeterliydi. İkinci kuralsa ruhun ölümsüzlüğüne inanmak. Yani yaşadığımız dünyanın fani olduğunu bilmek ve ruhun yaşayacağına inanıp bir ahiret inancına sahip olmak gerekiyordu. Ayrıca bu kişi zihinsel olarak sağlıklı bir yapıda olmalı ve kamuoyunda itibarlı biri olarak görülmeli. Yani Anderson yasalarında yazan, yeni dünya düzenini yayabilecek, aşılayabilecek bir konumda olmalıydınız. Örneğin geleneksel olarak günümüzde de sürdürüldüğü şekliyle İngiltere Birleşik Büyük Locası Büyük Üstadları, kraliyet ailesiyle soylu dük ve lordlar arasından seçiliyor. Hepsinden büyük kriterse mason locasında sadece erkeklerin bulunabilmesi. Yani erkek olmayan bir kişi değil locaya girmek, başvuru bile yapamıyor. Son derece elitist davranan bir kurum olarak geleceği inşa etme misyonlarında bu derece cinsiyetçi bir yapıda olmak ilginç doğrusu. Daha da ilginci, kuruluş yıllarında loca içinde Elizabeth Aldvold adında bir kadın mason olduğu da bilinmekte. Başvuru demişken, mason locasına katılmak isteyen kişi nasıl başvuruyor? Bir erkek mason olmaya karar verdiyse, öncelikle bir masonla konuşmak ve seçmelere katılmak zorunda. Ardından bir form dolduruluyor ve locanın ustası tayin ettiği meclisle birlikte başvuran kişiyle ailesini ziyaret ediyor. Asıl soruysa başvuran kişinin neden mason olmak istediğinin net cevaplarını bulabilmek. Ve elbette eğer locaya girerse hayatlarında ne gibi değişiklikler olması gerektiğini anlatmak. Eğer bu kriterler karşılanırsa meclis oy çoğunluğuna dayalı bir seçme yaparak kişinin üyeliğini kabul ya da reddediyor.
Eğer katılmaya hak kazanırsanız yine bitmiyor elbette. Locada bulunan kişinin iç ilişkilerinin hiçbir zaman düzensiz olmaması ve yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmesi gerekir. Kendi locasında düzensiz ilan edilen bir üyenin yüksek derecelerdeki üyeliği de otomatik olarak düşer. Eğer kişinin üyeliği kabul edilirse artık bir çırak mason oluyor. Çıraklık ve kalfalık derecelerini tamamladığı takdirde de usta bir mason olarak locada yerini alıyor. Geleneksel dünya düzenli localar çırak, kalfa ve üstad olmak üzere masonluğun 3 derecesine ayrılır. Üstad derecesi masonluğun en üst derecesi olarak kabul görür ve localarda üstad derecesinin üzerinde herhangi bir derece ne konuşulur ne de bulunur. Çıraklıksa locanın yeni üyeleri olanlar ve kendisini kanıtlaması beklenenlerdir. Kalfalarsa büyük etki ediciler, başarılı ve zengin profillerdir. Şu anda dünya genelinde masonluğun 33 derecesi olduğu kabul edilir. Her birinin farklı ritüelleri ve kabul şartları, yetkinlik gereksinimleri bulunur. Bu 33 derece 4 gruba ayrılmıştır. Birinci grup az önce bahsettiğimiz 1 ve 3. dereceleri içerir. İkinci grup 15 derecelidir. Üçüncü grup 13 ve dördüncü grupsa bütün derecelerin sentezi olarak 33'e tamamlanır. Ancak birçok eski operatif mason yalnız çıraklık ve kalfalık sınıflarını kabul etmişlerdir. Ustalıksa bir derecede olmayıp yalnızca bir yöneticiliktir. Bu yöneticilik liyakat ve ehliyet esaslarına dayanmıştır. İşte bu köklü, kararlı ve izole yapı zamanla yüzbinlerce, milyonlarca üyeye ulaştı. Britanya içinde güçlendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürge olduğu dönemlerde bölgeye giden bazı masonlar, burada da Amerikan Mason Loncası'nı kurmuş ve bazı iddialara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığında rol oynamıştı. Bu sebeple bugün ülkede 3 milyondan fazla masonun olduğu düşünülüyor. İngiltere, İskoçya ve İrlanda gibi Britanya ülkelerinde ise bu sayı yaklaşık 1 milyon kadar. Geri kalan üyeler dünyaya yayılmış durumda ve bu durum bugün 6 milyonu aşmış durumda. Amaçları ortak ülküde birleşmek ve yeni dünya düzeni çatısı altında yaşamak olduğu için kendi yurtlarındaki yönetim kurumlarına, bağımsız mahkemelere ve ulusal haber ağlarının içine sızdılar. Bu sayede masonluk ve yeni dünya düzeni zaman içinde sessizce işleyecekti herkesin damarlarına. Dünyanın en çok tanınan mason isimleri ise şu meşhur Rockefeller ailesidir. Yıllardır anlatılan komplo teorilerine göre son derece zengin olan Rockefeller'lar birkaç aile ile birlikte sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni değil tüm dünyayı yönetmektedir. Ayrıca eski Birleşik Krallık Başbakanlarından Winston Churchill ve Arthur Wellesley, Kral 7. ve 8. Edward, Kral 6. George, Prens Philip, eski Filipinler Cumhurbaşkanı Jose Santos, eski Kanada Başbakanı John Abbott ve eski Meksika Cumhurbaşkanı Miguel Valdez gibi devletlerinin en yüksek yönetim kanadında olan isimlerin mason olduğu bilinmekte. Ayrıca pek çok ünlü isim de bu locaya dahil. Bilinen ve kayıtları günümüze ulaşan ilk Türk masonlarsa İbrahim Müteferrika ve 28 Zade Mehmet Said Paşa'ydı. Üstelik Osmanlı Padişahı 5. Murat da bir mason locası üyesiydi. Bilinen, resmi pek çok Türk mason da bulunuyor. Anlaşılacağı üzere devletlerin hem sanat, hem haber, hem yönetim, hem de sosyal alanlarından birçok ismi bünyesinde bulunduran mason locaları, gizlilik kuralları da üstüne eklenince karanlık bir yapıya bürünmüş oluyor. Onlara atfedilen olaylar ve komplolar gerçekten masonların ürünü mü? İşte bu da cevabı olmayan ancak sizin yorumlara yazacağınız düşüncelerinizle şekillenecek bir soru. Hadi siz de düşüncelerinizi yorumlara yazın, bekliyoruz.